Yataktan hiç çıkmazsanız ne olur? Şimdi bir dürüst olalım. Hepimiz, hatta sabah kuşları ve en azimlilerimiz bile, popolarımızı yataktan asla çıkaramadığımız günler yaşamışızdır. Havanın kötü olması, yorgunluk ya da yatağın çok rahat olması. Nedeni ne olursa olsun, muhtemelen kendi kendinize birçok kez "şu yataktan hiç çıkmasam" dediğiniz olmuştur. Peki ya bunu şimdi yapsaydınız? Gerçekten yataktan hiç çıkmamaya karar verseydiniz? Fiziksel ve ruh sağlığınız üzerinde korkunç etkileri göz önüne alındığında kararınızdan çok çabuk pişmanlık duyardınız. İşte size sebepleri. Yatak yaraları. Sürekli yatakta kalmanın göreceğiniz ilk sonucu yatak yaralarıdır. Vücudun bir kısmının oluşan baskıdan kurtulamadığında ortaya çıkarlar. Sonsuza kadar yatağa mahkum bir kişi için bu hiç de güzel bir durum değildir. Bir hayal edin. Tüm kaslarınız, yağ dokularınız, kan damarlarınız ve cildiniz şilte ile vücut ağırlığınız arasında sıkışır. Bu basınç yumuşak dokularınıza giden kanı keserek hücrelerimizin kanla taşınan, çok ihtiyaç duyduğu besin maddelerine muhtaç hale gelmesine sebep olur. Sonuç olarak özellikle de vücudun en fazla basınç aldığı bölgelerindeki dokular ölür. Yatak yaraları büyük oranda dizler, dirsekler, kürek kemikleri, topuklar, ayak bilekleri ve kuyruk sokumu etrafında görülebilir. Bütün bunlar elbette bir gecede değil, aşama aşama gerçekleşir. Birinci aşama en hafifidir. Bu ilk aşamada kişi deride kızarıklık ve iltihaplar görmeye başlar. Bu da yatak yaralarının oluştuğu bölgede ağrıların, kaşınmanın ve yanma hissinin oluşmasına sebep olur. Bu bölgelere dokunduğunuzda bu noktalar buraları çevreleyen dokulardan daha yumuşak veya daha sıkı olabilir ve vücudun geri kalanından daha soğuk veya sıcak olabilir. Bu hafif aşama kulağa oldukça korkutucu gelse de iyi haber şu ki bu ilk oluşan yaralar baskı hafifledikten en fazla 3 gün sonra ortadan kalkar. İkinci aşamada ciddi kırılmalar ve ülsere şahit olursunuz ve bu noktadan sonra olay daha da kötüleşir. Üçüncü aşamada açık yaralar meydana gelir ve dördüncü aşamada ölü dokuda derin uyuklar oluşur. Ve eğer ikinci aşamanın yaklaşık 3 haftada iyileştiğini düşünürsek, üçüncü ve dördüncü aşamaların iyileşmesi 3 aydan 1 yıla kadar bir zaman alır. Kas atrofisi. Zaman geçtikçe ve yaralarınız kötüleşmeye devam ettikçe kendinizi gitgide daha güçsüz hissetmeye başlarsınız. Ve bunun nedeni kaslarınızın hiç hareket etmemesidir. Artık kullanılmayan kaslar sadece bir hafta yatak istirahatinden sonra güçlerinin %20 ile 30'unu kaybetmeye başlar. Bir ay sonra kas kütlesi %50 oranında azalır. Bu arada kasların gücünü tekrar kazanması için gereken zamanın kasların kaybedildiği zamandan daha uzun olduğunu unutmayın. Kasların zayıflamasının bir sonucu olarak vücutta koordinasyon ve denge kötüleşir. Ve bu durum ayakta düzgün duramayacağınız için yere düşme riski doğuracaktır. Kemik yoğunluğunun azalması. Tıpkı kaslarınız gibi kemikler de bir işe yaramamaya başlar. Vücut ağırlığınızı yer çekimine karşı desteklemesi gerekirken artık bunu yapamadıkları için yoğunluklarını kaybetmeye başlayacaklardır. Bir süre sonra kemiklerinizin başlangıçtaki kütlesinden geriye sadece %40 ile 70'i kalacaktır. Özellikle bacak kemikleriniz bu çözülme nedeniyle zayıf düşecektir. Ve zayıflayan kaslarınızın düşme riskinizi nasıl arttırdığından bahsetmiştik. Şimdi zayıflayan kemiklerin küçük bir düşüşle bile kırılma riski de buna eklenir. Eklemlerde bozulma. Hareketsizlik eklemlerde de problemlere neden olur. Eklemlerinizin etrafındaki kıkırdak yapısı bozulmaya başlayarak eklem hareketlerini sınırlar. Aynı zamanda kaslar, özellikle de omuzlarda, dizlerde ve kalçalarda kısalır ve bağ dokusu daha kalınlaşır. Sonuç olarak yatağınızdan çıkmaya karar verdiğinizde ya da verirseniz sadece yürümek bile imkansız bir hal alacaktır. Kardiyovasküler sorunlar. Yatakta geçirilen sadece birkaç günden sonra kan bacaklarınıza toplanmaya başlayacaktır. Kalbiniz bu kanı hareket ettirmek için daha hızlı atmaya başlayacaktır. Her iki günde bir dakikadaki hızı artmaya başlar. Ancak bunun hiçbir faydası olmayacaktır. Kan dolaşımı ve hacmi keskin şekilde azalacaktır. Azalan kan sebebiyle organlara daha az oksijen pompalanacaktır. Hızla yorgunluk çekecek ve dayanıklılığınız önemli ölçüde düşecektir. Kan yoğun ve yapışkan bir hal alacaktır. Bu özellikle akciğerlerde ve bacaklarda kan pıhtılaşmasının oluşma riski nedeniyle aşırı derecede tehlikeli olabilir. Zatüre riskinin artması. Uzun süreli yatak istirahati, akciğer dokusunun çökmesi ve zatüre riskini artıracaktır. Bunun sebebi kaslarınızın vücudunuzdaki sıvı fazlasını temizleyip dışarı atamaz hale gelmesi ve akciğerlerde sıvı birikmeye başlamasıdır. Ve sürekli yatakta uzanır pozisyonda olduğunuzdan akciğerleriniz düzgün genişlemez ve havayla dolmaz.
akciğerlerdeki hacim azalması nefesinizin gittikçe daha kısalacağı anlamına gelir ve bu akciğerlerinizdeki oksijenin karbondioksitle yer değiştirmesini zorlaştıracaktır. Bu elbette dokuların oksijene aşırı derecede ihtiyaç duymasına yol açacaktır. Metabolizmadaki değişiklikler. Uzun süreli hareketsizlik vücudunuzda hem hormonsal değişikliklere hem de mineral dengesizliğine yol açacaktır. Hareket etmediğiniz ve kalori yakmadığınız için vücutta daha fazla yağlanma olması kaçınılmaz hale gelir. Ayrıca kaslar hareket etmezse bu düşük insülin duyarlılığı oluşturabilir. Bu da yüksek kan şekeri seviyeleri ve diyabetle sonuçlanır. Beynin tepkisi. Beyninizin bu durumdan zararsız çıkacağını beklemeyin. Uzun süren yatak istirahatleri, genellikle kafa karışıklığı, sinirlilik hali, uykusuzluk ve hissizlikten tutun, depresyon ve panik ataklara kadar bilişsel ve zihinsel problemlere yol açar. Tabii ki tümü varsayım olduğu için şu an bunların hiçbiri dehşet verici gelmiyor, değil mi? Yanlış. Bu çok gerçek ve çok mümkün bir durumdur. Aslında bu rahatsızlıklara daha önce şahit olundu. NASA'nın 70 gün boyunca yatakta yatmanız karşılığında 18 bin dolar ödeyerek vücudunuza neler olduğunu gözlemleyeceği bir çalışmada yer alan Andrew Iwanicki bu deneydeki kişisel deneyimlerini paylaştı. 2 aydan sonra ilk kez yatağından kalktığında zorlukla ayakta durabiliyordu. Araştırmacılar onun en az 15 dakika dayanmaya çalışmasını istediler. Ama bunun bile ciddi bir meydan okuma olduğu ortaya çıktı. Bunu denediğinde bacakları inanılmaz derecede ağırlaşmıştı ve nabzı dakikada 150'nin üstüne çıkmıştı. Vücudunda çok fazla kaşıntı vardı. Bu muhtemelen bütün vücudunun terle kaplı olmasındandı. Dengesi vücut koordinasyonu kadar berbattı. Sadece 8 dakika ayakta durduktan sonra nabzı aniden dakikada 70'e düştü ve gözü kararmaya başladı. Hastalarının bayılmak üzere olduğunu fark eden sağlık personeli onu hızla yatağına geri götürdü. Deney süresince kan hacminin %20'sinden fazlasını kaybettiğini düşündüğümüzde adamın ayakta dahi duramaması pek şaşırtıcı değil. Bu 70 gün boyunca araştırmacılar uzay uçuşlarının ve görev sırasında uyumanın vücudu nasıl etkileyeceğini daha iyi anlamak için veri topladı. Bu yüzden Andrew'un kemik yoğunluğunu ve kemik yapısındaki değişiklikleri kontrol etmek için bir X-ray makinesi kullandılar. Nefes alışını plastik bir balondan yapmasını sağladılar ve farklı bir makine kas zayıflama oranını ölçtü. Ama çoğu zaman deney hayvanı yine domuzu yerine kullanılan bu insanı kendi başına bırakıyorlardı. Yatakta geçirdiği 3 haftadan sonra Iwanicki psikolojik değişimler de yaşamaya başladığını hissetti. Arkadaşlarıyla ya da ailesiyle artık konuşmuyordu. Çünkü paylaşacak bir şey yoktu. Ayrıca bunu izleyen haftaları endişeli ve korkarak beklemekteydi. Ancak 10 haftalık yatak istirahatinden sonra deneyin ona sadece yüklü bir paradan çok daha fazlasını verdiğini itiraf etti. Artık gün ışığı ve temiz hava gibi basit ve gündelik şeylere çok daha fazla şükretmeye başlamıştı. Umarız bu video kendinizi çok bitkin hissettiğinizde son derece baştan çıkarıcı olsa da neden sonsuza kadar yatakta kalmamanız gerektiğini anlamanıza yardımcı olmuştur. Unutmayın, bu göründüğü kadar harika bir şey değil. Sizin yatak alışkanlıklarınız nasıl? O son derece rahat yuvanızda günde kaç saat geçiriyorsunuz? Bize aşağıdaki yorumlarda bahsedin. Hayata olumlu bakarak kanalımıza abone olmayı unutmayın.